Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bütün dostlara hoş geldin diyorum. Biraz bir 10-15 dakika Eyüp Yıldız bize yardımcı olacak. Bugün yayını var. O yüzden Kıvanç abi gelecek. Şimdiden Eyüp hoş geldin diyorum. Kendi kanalında misafir gibisin. Nasılsın? Haftada bir gün kanalı sana emanet ediyoruz ama burada bizim Musa işin şakası bir yana çok güzel bir dayanışma ağımız var. Sen, ben, Günay Eser, Vedat Erol hep beraber güzel kaliteli yayınlar yapıyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Şimdi hemen senin fazla vaktin olmadığını bildiğim için hemen konuya da girmek istiyorum. Birazdan da dostlarımızdan gelen mesajları da okurum ama bugün gündeme bomba gibi düşen bir Coutinho haberi vardı. Coutinho ile ilgili ne biliyorsun? Neler söylemek istersin? İster misin? Gelsin, ister misin? Ya Musa, şimdi aynı hataları tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Sen şimdi benzer bir transfer yaptın. Ha, Falcao çok daha yaşlı geldi ama şu anlamda benziyor. Falcao'nun da çok ciddi sakatlıkları vardı. O da çok fazla maç kaçırıyordu. O da Coutinho gibi marka bir futbolcu. Sen bu transferi yaptın ve hiçbir şey elde edemedin. Daha da önemlisi Musa, sana açıkçası maddi anlamda çok büyük bir külfet oluşturdu. Şimdi bu benzerde, bu profilde artık transfer yapmaman lazım. Coutinho ile ilgili ben bugün zaten detayları Spor Türkiye kanalında anlattım. Burada da tekrara girmiş olacağız. İlk olarak orada söyledim zaten. O videoyu seyredin. Yakup Çınar'la beraber çok önemli bilgiler verdik o videoda. Orada şunun altını çizdim Musa. Coutinho tamamen Galatasaray'a menajer önerisidir. Ve Galatasaray'ın açıkçası karşılayabileceği bir meblağda da bir transfer değil. Bonservisi, hadi onu bir paralize et. Kiralayacağını düşün. Şimdi bir kiralama bedeli ödeyeceksin Barcelona'ya. Hadi Barcelona'nın onu da istemediğini düşün. Adam 15 milyon euro para kazanıyor. Senin bugün çektiğin videoyu seyrettim. O videoda sen de anlatmışsın. 15 milyon para kazanan bir oyuncuya sen üçte bir teklif yapsan 5 milyon euro yapar, ödeyemezsin. Öyle bir paran yok. 3 milyon versen, 2,5 versen bence gelmez. Daha da önemlisi Musa, bu adamın vücudunun her tarafında sakatlıklar var. Daha bu sezon maç yapabilmiş değil. Geçen sezon 13-14 maç oynayabilmiş. Şimdi böyle bir profile ben sana soruyorum. Sezonun yarısını kaçıracak, bu garanti. Yani 50 maç mı yapacaksın? 25'inde Coutinho oynamayacak. Böyle bir futbolcuya ihtiyacın var mı senin? Kesinlikle katılıyorum sana. Yok. Abi zaten Falcao'nun kontratından çıkıp Coutinho'nun kontratına girmek şu andaki yaptığın transferlerin hepsini çöpe atmak demek. Amaç neydi? Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak, Galatasaray'ın mali açıdan dönerini sağlamaktı. Bununla Falcao'yu yollayarak, belki de yarın öbür gün Babel ve Fegülü'yü yollayarak zaten bundan kurtulmuş oluyorsun ama bir anda tekrardan yani Falcao maliyetinde bir Coutinho kulübe zarar verir gibime geliyor. Yani Zaten gündemde de yok Musa Yıldız. Yani Falconetti, teşekkürler. 5 frank gönderdin. Her zaman bizi destekliyorsun. Teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Şimdi Musa, biz bunları anlatıyoruz da Galatasaray kulübü de zaten bu transferle ilgilenmiyor. Yani Coutinho'nun Galatasaray'a gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray bugün Gedson Fernandez'le ilgili bir girişimde bulundu. Ve ben Galatasaray'ın yeni teklifini öğrendim. Birazdan bunu paylaşacağım. Zaten yayına girme isteğim de bundan kaynaklandı Musa. Gedson Fernandez için çalışan bir Galatasaray var. Dieng için çalışan bir Galatasaray var. Orada da detayları anlatacağım. Yine kaleci için çalışan bir Galatasaray var. Artı iki futbolcuyu da göndermeye çalışıyor Galatasaray. Yani bazı arkadaşlar yazıyor bu saatten sonra transfer olmaz vesaire. Olmayabilir, yetiştiremeyebilirler. Ama benim gördüğüm kadarıyla Musa, en az bir transfer olacak. İstersen Coutinho defterini kapatalım. tamam. Coutinho mümkün değil arkadaşlar. Yani Coutinho zaten de gelmez. Bu kadar sakatlanan, bu kadar problemi olan bir futbolcuya Galatasaray'ın ihtiyacı yok. İstersen geç sona geçeyim. Tamam. Gerson'unla ilgili son aldığım bilgiler ne Eyüp? Yani gelecek mi? Yani şimdi rakamsal anlamda çok üstte bir rakam konuşuluyor. Yani 12 milyonla 15 milyon arasında bir bant konuşuluyor.
Yani bu rakamın da verilmesini sen doğru buluyor musun? Altuğ Tekiner de bize 20 liralık süper sticker yollamış. Sağ olsun, desteklerini devam ettiriyor kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Altuğ Tekiner'e de teşekkürlerimizi ilettik. Falconetti, Altuğ Tekiner, sağ olun, var olun. Tabii diğer izleyicilerimizde de bir çağrıda bulunalım. Arkadaşlar, herkes yapabildiği desteği yapıyor. Sizler de en azından yayını beğenebilirsiniz. Daha fazla ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Artı, abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdi Musa, Gedson Fernandez'le ilgili Galatasaray bugün 11 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. 2 milyon euro peşin, 9 milyon euro ise gelecek sezon, toplamda 11 milyon euro. Bir sonraki satıştan da %10'luk bir pay olacağı konuşuluyor. Ama burada Galatasaray 1 milyon euro daha yükseltti. Gedson Fernandez Galatasaray'da oynamak için çok bastırıyor. Fatih Hoca Gedson Fernandez'den katkı alacağına inanıyor ve birinci opsiyon olarak da hala Gedson Fernandez'i gösteriyor ve hoca bu oyuncu çok istediği için Başkan Burak Elmas son teklifte tam 11 milyon euro bonservis ücreti, yani 9 artı 2 önerdi. Artı bir sonraki satıştan da %10 pay. Baktığında aslında Musa, bu aşağı yukarı hani o %10'luk bir payda mesela sen 20-30 milyon euroya satabildiğini düşün. Gedson Fernandez'i parlattın. %20 milyon euroya sattın. %10 veya %21 pay verdim Benfica'ya. Totalde Benfica 14-15 milyon euro bir para kazanmış oluyor Gedson Fernandez transferinde. Galatasaray en son teklifini yaptı. Koşullarını sonuna kadar zorladı. Bunun iki ayağı var. İlk ayağı Fatih Terim. Fatih Terim inanılmaz istiyor Gedson Fernandez'i. İkinci ayağı ise Gedson Fernandez Galatasaray'a Fatih Hoca istiyor. Bu nedenle yönetim de elinden geleni yapıyor. Artık 8 Eylül çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü gecesi uzun bir mesai olacak Musa. Çarşamba gününe kadar bu transferin ben sonuçlanmasını bekliyorum. Ama B planında Dienk var. Yakup Çınar Dienk ile ilgili önemli bir haber paylaştı. Birazdan Yakup Çınar'ın o Dienk haberini değerlendirelim. Evet. Yani şimdi ben de Gedson'la ilgili konuşmak istiyorum açıkçası. Gedson'un istemiyor değilim ama yani 11 milyon euro diyorsun. Bu bantta bir oyuncuya verilmesi, ya ben Türkiye'den, Galatasaray demeyeyim de Türkiye'den tekrardan Avrupa'ya transferinde en fazla taş yatlasın 15-20 milyon civarında rakamlara çıkılabileceğine inanıyorum. Şimdi Gedson'u aldın, 11 milyon verdin. Şimdi risk analizine baktığında verilmez değil. 16 milyon için de verirsin. 17 milyon için de verirsin. Ama geriye dönüp baktığında nasıl diyeyim sana, rakam az ve riski çok. Riski çok olduğu için de ben buna biraz daha böyle temkinli yaklaşmak istiyorum. Sen bu konuda aynı düşüncede misin bilmiyorum ama yani bence temkinli yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Falconetti 5 İsviçre frangı daha yollamış. Teşekkür ediyoruz. Katkısı devam ediyor kardeşimizin. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sağ olsun, var olsun. Evet Eyüp. Evet, Nide'ye de buradan selam gönderelim. Bir arkadaşımız Eyüp abi, Nide'ye selam gönderir misin yazmış. Nide'ye buradan selamlarımızı iletelim. Herkes Musa, Türkiye'nin ve hatta dünyanın her tarafından bizim yayınlarımıza insanlar ulaşıyorlar ve güzel bir sinerji ortamı oluştu. Aile ortamı oluştu. Bu vesileyle herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi senin aslında haklı olduğun bir boyut var. Yani Galatasaray milyarlarca lira borcu var. Artı gelirler çok yüksek gelirlere sahip değil. Artı Musa, maalesef bu üzücü bir durum ama paramız her geçen gün euro karşısında, dolar karşısında değer kaybediyor. Şimdi vaziyet böyleyken senin bu paralara çıkmaman lazım. Sen bir Avrupalı için 10 milyona tekabül ediyorken senin için 10 milyon, yani Avrupa parasıyla verdiğin o 10 milyon 80 milyona tekabül ediyor. 90 milyona tekabül ediyor Musa. Yani 10 katı para ödüyorsun ve gelirlerin onlar kadar değil. Bu noktada sonuna kadar haklısın. Yani bu kadar büyük paralara çıkılmaması lazım. Fakat burada spesifik, yani
istisnai bir durum var. Nedir o istisnai durum? Karşımızda gerçekten çok yetenekli ve genç bir futbolcu var. Sakatlık problemi yok, mental problemleri yok. Daha önce çok üst seviyelere çıkmış, fark yaratmış. Senin çok yüksek bir paraya satabileceğin bir futbolcu var. O yüzden Fatih Terim ısrarı. Ben Fatih Terim'i çok eleştiren bir insanım. Benim kadar medyada eleştiren yoktur diyeceğim ama Erhan Telli de eleştiriyor. Erhan Telli vardır belki. Yani biz eleştiriyoruz. Şimdi hocayı ben yanlışını gördüğüm zaman zaten eleştirmekten korkmuyorum. Fakat burada bu oyuncuya inanılmaz inanmış durumdayım. 11 evet. milyon euroya da parayı çıkarttı ama adamlar da 15 bekliyorlar. Galatasaray'ın şimdi teklifi 11 milyon euro artı %10 veya %20 bir sonraki satıştan pay olursa aşağı yukarı Benfica bu transferden 15 milyon euro kazanmış olur zaten. Olabilme ihtimali var. Ama B planı Dieng, Dieng'deki hikayeyi de birazdan anlatayım. Kıvanç abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi o zaman sana sorularımızı soralım. Dieng konusunu da konuşalım. Sonra biz Kıvanç abiyle kaldığımız yerden devam edelim. Evet, çünkü ben Radyo Spor'da yayına gireceğim arkadaşlar. Dieng bu birkaç bilgi vermek istedim açıkçası. Dieng konusundaki durum şu. Galatasaray Dieng'le anlaşmış durumda. Yakup Çınar'ın haberine göre Galatasaray El Ahli kulübüyle yapmış olduğu pazarlıklarda istediği noktaya da oyuncuyu getirdi. İsterse Galatasaray şu an Dieng transferini bitirebilir diyor Yakup Çınar. Bana da şu bağlamda mantıklı geliyor. Gerson Fernandez'i transfer edemezsen Morutan'ı göbekte kullanıp Dieng'i 6 numara pozisyonuna hamle olarak kullanabilirsin. O bağlamda açıkçası bana mantıklı geliyor. Ben bunu zaten günlerdir bizi izleyenlere anlatıyorum. Dieng konusu bu. Yakup Çınar'a göre Galatasaray Dieng'le anlaştı. Gerson olmazsa Dieng olacak. Gerson Dieng aynı anda olmaz mı diyenler var Musa. O da ancak şöyle oluyor. Yedlin veya Babel bu iki futbolcudan bir tanesini veya iki tanesini Galatasaray gönderebilirse Gerson artı Dieng de olabilir mesela. Eğer Gerson'u da ikna ederse. Yedlin'i İrfancan Eğribayat artı bir miktar para, yani Yedlin artı bir miktar para İrfancan Eğribayat transferi için kullanmaya çalıştı Galatasaray. Göztepe kabul etmemiş. İrfancan Eğribayat Göztepe'de bir sezon daha kalıyor ve Galatasaray bu defteri kapattı. Ben Ataberk Dadakdeniz'i bekliyorum. Bilgi olarak bunu da aktarayım sizlere arkadaşlar. Son olarak da bu arada Babel de Kasımpaşa ile görüşüyor. Eğer Galatasaray maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse Babel Kasımpaşa forması giyebilir. Ve ben çok mutlu olurum. Yani bir transfer yapmış kadar mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Bu bilgiyi paylaşayım. Eyüp kabul etti. Onu birazdan sen anlatırsın abi. Kabul ettiyse tamam. Yemin ediyorum bak dile benden ne dilersen Kıvanç abi. Öyle abi Galatasaray kabul etti de Babel'in kararı bekleniyor. Galatasaray kabul etti bir kısmını ödemesini. Sanıyorum %40 veya %50'si. Evet. Şimdi Babel Kasımpaşa diyalog var. Yedlin'i birkaç kulübe önerdi. Yedlin'i önerdiği kulüpler arasında Aytaçkara da var aynı şekilde. Altay var. Altay'la da görüşüyorlar Yedlin için. Yedlin'i satabilirse yani gönderebilirse Galatasaray bir hamle daha yapabilir. Benim bu gecelik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi Radyo Spor canlı yayına geçeceğim. Bir yandan da yayına girene kadar Musa Yıldız ve Jordan Kibo yani Kıvanç Öztürkeli takip edeceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Müsaade edin. İyi, kolay gelsin. Teşekkürler. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Evet Kıvanç abi hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Şimdi gene başa saracağız ama sana da Coutinho haberini sormak istiyorum. Coutinho'dan önce ben en azından kötü haberi vereyim de. Yani bugün şeyde kulübün oradaydım. İrfan Can maalesef olmadı. İstedikleri rakamdan düşmedi Göztepe. Muhtemelen Ataberk'i alacaklar. Öyle gözüküyor. Ataberk de kötü bir kaleci değil ama İrfan Can'ı çok istiyordum açıkçası. Ama bir sene daha dediği gibi Eyüp'ün İrfan Can Göztepe'de devam edecek. Öyle gözüküyor. Anladım. Evet. Coutinho ile ilgili bilgim yok. Coutinho ile ilgili şöyle bilgim yok.
araştırdım. Ben size her zaman şunu söyledim ya. Bir başkan transferi olacak Musa. Yani Burak Elmas transferi olacak. Ama bu kim olacak bilmiyorduk. Son zamanlarda kulüpten de alıyorum o bilgileri. Bu Coutinho gibi bir tane değere başkan temas kurmuş ama kimle bilmiyordum. Burak Coutinho ismi bugün çıktı piyasaya. Ama bir başkan transferi alacak. Katılıyorum abi. Yani Coutinho olayına şöyle sorayım sana. Tekrardan Galatasaray böyle Coutinho gibi veya işte Falcao gibi diyeyim. Pahalı sözleşmeye girmeli mi? Bugün olmaz, seni dinledim. Şart mı yani? Bugün seni dinledim. Bireysel yaptığın yayına baktım. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben bu tarz bir transferi istemiyorum açıkçası ama şimdi Gerson olursa, ha onu da söyleyelim. Eyüp'ün verdiği bilgi çok doğru. Dieng şu anda tamamen olmuş durumda. Ama benim tercihimi biliyorsun. Ben Elneny'i tercih ederdim. Sen Dieng'çisin. Ancak Gerson haberine göre bir hareket yapmayı düşündükleri için şu anda standby bekliyor. Ben sadece bugün canım çok sıkıldığı için bu İrfan Can durumuna. Hani Atabek de kötü bir kaleci değil. Hatta bir oyuncu daha dedim, onu öğrenemedim ismini. Bir Türk kaleci daha var. Genç. Onunla da temasları varmış. Ben Trabzon tarafından düşünüyorum. Bir kaleci, genç takımın kalecisi olabilir Trabzon'un. Ama yani onu öğrenemedim. İrfan Can olayı biraz canımı sıktı. Coutinho haberleri çok ciddi boyuta ulaştı ama ben Coutinho'yu senin gibi düşünüyorum. Yani bu tarz transferleri yapmaya hiç gerek yok. Biz takımı madem gençleştiriyoruz, şimdi gidip Coutinho'yu da en az 2+1 sözleşme yapmak, bu kadar parayı bağlamak. Zaten şeyden, Falcao'dan bir şekilde kurtulduk demeyelim, ayıp olur ama bütçeden tasarruf ettik. İyi bir rakam tasarruf ettik. Yok, Gerson'la Dieng'in transferi Tufan Bey bir lüks olmaz. Aksine çok daha büyük kazançlar sağlayabiliriz. Ben o yüzden destekliyorum. Dieng çok iyi bir oyuncu ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Mısırlı bir arkadaşım var. Onunla görüştük. Dedim nasıl, izledin mi hiç maçını dedim. Canlı izledim dedi kaç kere. Yani şey diyor, yani ben ona bir oyuncu gönderdim. Oyuncu görüntüsü. Abi dedi, bence dedi aynılar dedi. Kim biliyor musun? Yusuf Endiaşvili. Yani evet. Benim arkadaşımın dediği, canlı izledim diyor. Abi hemen hemen aynılar diyor. Aynı tarzdalar. Dieng'le ilgili mi diyor? Dieng'le ilgili. Yani ben o yüzden Elneny olayına çok sıcak bakıyorum. Hala çok sıcak bakıyorum. Elneny de haddini bilmeden biraz fazla rakam istiyor. Büyük bir ihtimalle Galatasaray sistemini bozmayacak. Ama dediğim gibi İrfan Can haberine çok üzüldüm. Ben çok ümitliydim ama görüntü olmayacak gibi o. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Biz alıştık. Şimdi yani? Bir yorum okuyup Kuzu Baba demiş ki bir esprili gönderme yapalım. Musa abi, Musa Yıldız kanalı silip rakip olmasın mı sana demiş. Ya ben bunu düşünemedim abi, biliyor musun? Kanalı silebilirmişim. Yani Eyüp Yıldız'ın bütün kanalını silip bana geleceklerse, abone olacaklarsa silebilirim yani. Ya şimdi, yapmazsın. Birileri ciddiye alır şimdi, öyle düşünmesinler. Şaka yapıyorum tabii ki. Ya Eyüp Yıldız... Coutinho kap geldi, bir espri olmasın ya, o kadar çabuk olmaz espri ya. Espri yapıyorum, ben de o yüzden getirdim yani. Abi... Artı yani, bir arkadaş da yazmış, Coutinho hakkında benim öğrendiğim şeyler sakatlık derecesinde bir sakatlık şeyi var. Yani Falcao da biliyorsun, şuram çekiyor, buram işte geriliyor. Yani şimdi Coutinho da bize böyle bir sıkıntı yaratmasın inşallah. Ama oynadığı zamanlarda da muhteşem oynar. O da bir ayrı bir gerçek. Coutinho mu? Ya abi bak, ben oyuncuya karşı değilim. Şimdi hacı etkisi yaratır mı? Hani oyun anlamında. Yaratabilir. Ki hacıdan daha genç geliyor. Ve eğer UEFA'yı hedeflemiş bir Galatasaray, bir Fatih Hoca varsa böyle oyunculardan da yararlanacaktır diye düşünüyorum. UEFA'yı hedeflemiş. Ha, bu sene değil değil mi? Tabii canım, bu sene değil. Bu sene için demedim ben. Dersen vallahi çekerim kılıcımı yani. Yok abi, şimdi sen de olayı sulandırma, ben bu sene için sulandırmıyorum. Hayır.
Bu sene Avrupa'yı düşünen Galatasaray'da hiç kimse yok. Bunu herkes evet. biz. Abi yok. Ben bunu kaç yayında söyledim. Sen şahitsin. Yok. Ama yani sonunda 3 senelik periyotta sen şey mi zannediyorsun? 3 senelik periyotta Galatasaray'ı şampiyonluk mu yapacağını, bir tek şampiyon için mi zannediyorsun? Yok abi. 3 senenin sonunda UEFA Kupası'nı hedefliyor Fatih Terim. Veya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hedefliyor. Ben öyle inanmak istiyorum. Şimdi Coutinho o etkiyi yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama maaş bütçesi anlamında Galatasaray'ın o ölçekte paraları veremez. Bak şimdi biz sen o dönemleri hatırlarsın. Hacı Stade Bükreş'ten Barcelona'ya gitti işte Real Madrid falan filan. Hacı bize karşı Stade Bükreş'teyken bir maç oynadı. Yok oynamadı. Muazzam. Oynamadı. Yok. Hatta biz Stade'le eşleştiğimizde oradaki bir hakem katliamına uğradık. 4-0 yenildik. O sene Hacı Barcelona'ya transfer olmuştu. Bize karşı oynamadı Hacı. Yanlış. Ben oynadı diye hatırlıyorum. Ben yok abi hatta o hakem de Stade Bükreş'in sahip olduğu bir fabrikanın ortağı çıktı. Bizim penaltılarımızı vermedi. Bir golümüzü iptal etti. Abi oynadı gol bile attı diyorlar. Ben oynamadı diye biliyorum. Stade'deyken oynamadı. Hayır oynadı ben de oynadı biliyorum. Hacı oynadı diye biliyorum. Tamam. O çok önemli. Belki Barcelona da bize karşı bir gol atmış olabilir. Şimdi şu anlamda yani işin özetinde şu anlamda seni terse getirmek için demedim. Yok estağfurullah. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii abi. Morutan'da biz o kumaşı gördük abi. Böyle genç olacaksın ve sen tabiri caizse o dönemin Stade Bükreş'i olacaksın. Ama Morutan'da da bir hacı kumaşı o kadar yok be şey Musa. Yani iyi kumaş Morutan ama hacı kumaşı yok abi ya. Abi ben Morutan'dan kastetmiyorum. Morutan tarzı oyuncular alacaksın. He anladım. Bunlarla birlikte senin içinde o hacıyı da bulacak oyuncuyu da çıkaracaksın. Yavuz Aygün kardeşimiz de yayın izliyor. Günay'la biliyorsunuz yayınları var dostunuzun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim. Şimdi Dur. O zaman ben şöyle yanlış hatırladım. Özür dilerim. Biz PSV ile oynadığımız zaman o zamanın starı Ruud Gullit vardı. O gitmişti. Biz PSV ile oynamıştık. Orada 3-0 yenildik. İstanbul'da 2-0 yendik. Ben onu hatırladım. Çok doğru. Haklısınız arkadaşlar. Doğru. Kırmızı kart mevzuları falan oldu da Cüneyt Tanman Türkiye'deki maçta forvet oynadı abi. Düşün. Cüneyt Tanman forvet oynadı. Atatürk Stadı'nda oynadılar revanşı. Evet. Cüneyt Tanman da forvet oynadı. Eyüp abi ne yiyorsun diyor. Abi, ben bir şey yemiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Kimseye böyle moral şeyler depolamak için söylemek istemiyorum. İzmir'de 1-1 bitti. İzmir'de 1-1. Evet. 1-1 kaldık. 1-1 kaldık. Hatta orada birkaç tane oyuncu da o sene şeyde galiba İngiltere ile de İzmir'de oynamıştık. 0-0 kalan maç var. Bizim maçımız evet. vardı. Yani bayağı sorunlu maçlardı. Ben Atatürk Stadı'ndaydım. O zaman bende şey de vardı. Okçuluk da var. Muza. Okçu takımındaydım. Okçuluk takımındaydım şeyin. Türkiye'nin. Maç oynandı. Galiba 1-0 öne geçmiştik. Onu da Cüneyt Tanman atmıştı diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Sonra bir karambol bir gol attılar. 1-1 bitti. Ondan sonra biz elendik. Ama Cüneyt Tanman o maçta forvet oynadı abi. Forvet işte Tanju kırmızı görmüştü. Eksiklerimiz vardı. Bayağı bir eksiğimiz vardı. Geldik. Cüneyt Tanman forvet çıktı ve gol attı. Şimdi tamam nostaljiyi de yaptık da Hagi gibi oyuncu 100 yılda bir gelir diyor. Buna %100 katılıyorum ve altına da ekleme yapıyorum. Konu tartışmaya kapalıdır. Fatih Terim gibi hoca da 100 yılda bir gelir. Konu tartışmaya kapalıdır. Diyorum. Fatih Terim neyse abi. Devam edelim. Ben de sana bir şey diyeyim. Efsaneler de hata yapar. Sonra ya biz o mesela o kadrodan şeyi aldık. Rotaryo'yu aldık o Galatasaray'a. Şimdi Getson'da çok beklemeye gerek yok. Artık yarın Dana'nın kuyruğu kopuyor. Ama
olumsuz bir gelişme olursa diye Galatasaray Dieng ve Enline ile görüşmelere devam ediyor. Büyük bir ihtimal Dieng ile ilgili bütün şeyler tamam. Türk kaleci için de İzmir ayağı kapandı gözüküyor arkadaşlar. Göztepe teklifleri kabul etmedi. Önce Fatih'i kabul etmedi. Sonra Yedlin'i kabul etmedi. Yedlin İzmir'e gelmeyi kabul etmiş. Yani İzmir'in namını duymuş büyük bir ihtimalle. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Her neyse. Ama olmamış. Yani Göztepe istememiş. Benim mevkilerim dolu orada diye. Yani sonuçta biraz zora girdi. Seneye artık bakarlar ama veya eğer Ataberk'i alırlarsa seneye de olmaz o. O ayrı bir konu. Şimdi Özhan Can Aydın'ı da anmıştı. Onu da analım. Evet, Özhan Can Aydın da çok mütevazı, çok iyi bir başkandı. Yani beyefendiydi. Fatih Terim senin olsun Eyüp abi demiş. Beni Eyüp'le karıştırdı arkadaşımız. Nasip değilmiş. Evet. Devam edelim abi. Öyle Emre bakıyoruz abi. Zaten. Şeyde ondan önce bir soru vardı. Onu ben sana bunu değiştirmene gerek yok. Bu Emrah'a cevap verebiliriz. Çift forvet oynarsa Halil Mustafa, Halil Cagne oynayabilirler. Ama sabit adamı Halil olur. Çünkü Halil sabit nokta forvetin arkasında çok güzel boşluklar bulup verkaçlarla kaleye gidebiliyor veya götürebiliyor diğer forveti. Yani çok iyi olabilir ama tabii hocanın şeyi, isteği. Şimdi Meriç Egemen demiş ki Terim gibi hocanın doğum günü kutlayanları görünce zaten ortada tartışma yok Mustafa Bey demiş. Kesinlikle abi ya. Ben mest oldum ya. Senin hocanı yurt dışından bütün teknik adamlar, önemli insanlar tebrik eder. Başkasının hocasını anca yurt içinden tebrik ederler. Abi. Aradaki Mancini, fark. Mourinho, Klopp, işte Zidane hepsi tebrik ettiler. Ünlü oyuncular da Fatih Terim bir imparator kardeşim. Ama imparatorumuz sanki biraz aşağı doğru meyillenmiş gibi. Yani o da bir gerçek Musa'cığım. Bunu sakın unutma lütfen. O sizin fikriniz abi. O tamam abi. Şimdi elinde Barış var, Feguli var, Kerem var, Morutan gibi o bölgede oynayabilen bir oyuncu var. Soruyorum size, geri Rodriguez'i almak ister miydiniz? Yok. Onyekuru'yu alırdım. Onyekuru tamam. Ama geri Rodriguez'i açıkçası almam. Bak, Gomis'i kral yapan geri Rodriguez'di. Ama geri Rodriguez'i de parlatan Gomis oldu. Yani ikisi birbirine çok büyük fayda sağladılar. Muhteşem ikili oldular. Yoksa geri Rodriguez sanıyorum PAOK'tan gelmişti. Ve adı sanı duyulmamış bir oyuncuydu. Biz de biraz parladı. Sonra Fener aldı. Acaba ben de kullanabilir miyim diye. Yokuş aşağı kaldı. Yani ben açıkçası bu kanatlarımız varken geriyi istemem. Abi bence de çok geri değil de Onyekuru'ya hayır demezdim. Onyekuru'yu neden almadılar? Hala da bunun muhasebesini yapacağımıza inanıyorum. Bir de bak 6 numara en önemli şartlardan biri, hala söylüyorum. Getson'dan daha ivedi bir şekilde altının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaleciyi zaten söyledim. Yerli kaleci rotasyonunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de ne istiyorum biliyor musun abi? Bak dönem içerisinde bunu da yazmaya başlayacaklar ve göreceksin. 6 kimse konuşmazken hep ben söylüyordum 6 numara 6 numara. Şimdi de abi hızlı kanat oyuncusu abi. Ve şu anlamda yani şimdi Barış Alper biraz bunu yapıyor ama Barış Alper ve Kerem'in tam anlamıyla maç periyotlarını tamamlayabileceklerini düşünmüyorum. Oraya ek takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Musa, Anders Dreyer evet. Bitmişti. Ama sen boşaltamıyorsun ki. Boşaltamıyorsun. Anders Dreyer bak şu anda takımda kanat oyuncusuydu ve gelmişti. Her şey tamam ama sen boşaltamıyorsun. Evet. Ama altın yani, konusunda haklısın. Biz Getson işte falan ortada bir beyin komutan falan derken sen altı ısrarında hep bulunmuştun. O konuda seni takdir ediyorum.
Evet doğru. Maçlar gösterdi ki bize 6 numarada yırtan, parçalayan bir oyuncu gerekiyor. Şimdi Mavzar demiş ki abi Fatih Terim olsan yardımcı olarak Wesley Schneider, Didier Drogba alır mısın? O da şöyle bir durum. Drogba ile konuşulmuştu bu konu zamanında. Ancak sanıyorum ülkesinde de bir futbol okulu açmış ve sanıyorum federasyonda da görev almış. Dolayısıyla Drogba pek sıcak bakmamıştı. Schneider'e de Fatih Terim sıcak bakmamıştı. Yani yoksa ben bu sene hatırlarsın yayınların başında bir tane eski oyuncularımızdan biri gelecek demiştim. Bu bizim düşüncemize göre Melo veya Schneider'di. Ancak ikisi de bence aldığım bilgi doğruysa Fatih Terim onayı almadı. Evet. Ahmet Işıldak kanalımıza katılmış. Teşekkür ediyoruz destekleri için. Bu bizim için çok değerli. Çok hoş sağ geldin. Olsun. Abi bak yani o soruya ben de cevap vereyim. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam ivedi bir şekilde yabancı oyuncu, bizde kariyer yapmış yabancı oyunculardan birini alırdım. Ama bu kim olurdu biliyor musun? Ve bir komisyon heyet oluştururdum. İşte Elmander tarzında oyuncularla, Elmander'i mesela Urfa Leji, bu tarzda oyuncuları hem Galatasaray'ın içinde görev verirdim hem de ülkelerinde genç yetenekleri keşfetmesi adı altında bir yapılanmaya sokardım. Oralardan çok iyi oyuncular çıkıyor. Dostum, neden yapılmaz bilmiyorum. Ta Azerbaycan'dan Üzeyir arkadaşım anladığım kadarıyla sorusunu neden Fatih Hoca Babel'e verdiği bu kadar şansı gençlere vermiyor diye bir soru sormuş. Evet. Ve Azerbaycan'dan Üzeyir'in sorusu Musa'ya gelsin. Neden? Çünkü Fatih'e laf attık ya. Tamam nerede o yorumu da getireyim öyle şey yapayım. Üzeyir Ferzeliyev. Üzeyir Ferzeliyev. Nerede bulabilecek miyim? Hemen burada. Bak şansı hiçbir futbolcuya vermeyin. Forvet çıkarı Babel Giri. Kanat çıkarı Babel Giri. Bu nedir demek istiyor. Hadi bakalım. Bak hatta az kalır Muslera'yı çıkartıp Babel'i sokacak diyor. Bak. Bir de üstüne Üzeyir lafı giydirmiş yani. Ya giydirmiş de. O zaman Üzeyir Galatasaray maçı diye başka bir maçı izliyor. Niye? Biz de aynı fikirdeyiz. Niye? Gençleri oynatmıyor diyor diyorsun. Tamam. Abi, hayır bak. Kimi çıkarsa diyor Babel'i koyuyor diyor. Nedir bu diyor. Muslera'yı bile çıkartıp Babel'i sokacak kaleye diyor. Yani aynı fikirdeyim ben de. Babel'i de Kasımpaşa'ya yollamaya çalışıyor. O çalışmıyor. Hayır. Taraftarın istemediğini bilen Burak Elmas yapıyor, çalışıyor. Hayır abi ben Fatih Terim olsam ben Burak Elmas ben desem ki Babel kalacak takımda Burak Elmas Fatih Terim'i mi kıracak? Bak istersen bunu gece 12 yayına bırakalım. Orada güzel kapışırık. Tamam oraya da bekleriz arkadaşlar. Gece 24 yayınında Derin Haber 1905 kanalına bekliyor. Çok güzel yayın oluyor arkadaşlar bu arada. Ülkücü Reis Azerbaycanlı kardeşim doğru söylüyor da kabul etmeyen bir moderatörümüz var. Boş verin konuyu değiştirin. Abi ya yok sen dedin ki bak yorumu şöyle okudun. Neden Fatih Hoca gençleri oynatmıyor? Tamam. Abi ilk yarı çıkan oyun takım genç değil miydi yani? Bak abi gençlerden kastım. Madem böyle bir operasyona giriyorsun o zaman senin bu dünkü hazırlık maçında ikinci yarı en azından veya ilk yarı başlarsın da ikinci yarı değiştirirsin. Yani gençleri oraya neden sokmazsın? 87'de ben o genç oyuncuları almam abi. Çünkü resmi bir maç değil. Öyle muhteşem bir maç değil. O zaman alma abi oynatmıyorsan. Bak Meriç Egemen benim tercümanım olmuş. Okur musun? Sen okumanı istiyorum. Kıvanç Bey gençleri sürekli asmaya hazır bir taraftar profiline sürekli neden el atmıyorsunuz gibi bir olay oluyor. Et atmıyorsunuz gibi bir olay oluyor. Hoca bunu defalarca ima etti. Bak Meriç yayınlarda yemin ediyorum bunu söyledim. Şunu söyledim. Evet haklısın.
gençlerle bir takım çıkartsa, bu sefer taraftar diyecek ki hocam bu ne ya? Ya gençleri oynat eyvallah, başımızın tacı ama şimdi böyle bu gençlerle bu maça çıkılır mı? Vallahi deriz. Deriz, emin ol deriz, haklısın. Ama hazırlık maçı, o gençleri bir gör, durumlarını gör, değerlendir. Biz bunu istedik, ben bunu anlattım sadece. Yoksa vallahi haklısınız. Bak, güzel bir espri yapmış. Tüpe zam, gaza zam, hani bize orta saha. Alıştık zaten ya. Abi ya. Abi. Vallahi abi, ya, ben insanlara gerçekten çok üzülüyorum. Nasıl geçiniyorlar bilmiyorum. Allah herkese güç kuvvet versin. Bu arada statlara girişle ilgili yeni bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı bildirge var arkadaşlar. Bilgisi olmayan varsa lütfen etsin. Kesinlikle iki dozu da olmayan stada giremeyecek arkadaşlar. Veya mutlaka COVID-19'u geçirmiş olmasına bakılacak. Bunlar zaten HES'lerde çıkıyor. Onun dışında kimseyi almayacaklar statlara. Ona göre bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Babel teknik ekibi alırsa şaşırmam demiş mesela. Ben de ya Babel'i almam abi ya. Bu teknik ekibi alınacak. Ya ben Elmander daha yakışır. Mesela Mondragon yakışır. Ama Babel almam abi. Mondragon yakışmaz. Mondragon'un son durumu kötü. Biraz uyuşturucu falan işleri de oldu. Yani kendi de kullanıyordu o zaman. O zamanlar yoktu ama Mondragon biraz kötü durumda şu an Kolombiya'da. Ama Rafael gel deseler gene gelir. Yani mesela Musa Yıldız toz kondurmuyor, saçmalıyor artık demiş. Yani ben saçmalamadığımı düşünüyorum. Abi Fatih Terim'e sen değer vermiyorsan başkasının değer vermesini bekleme. Bekleme yani. Burada da ben değeri vereceğim. Burada konuşabiliyorsam 914 arkadaşımız 794 özür dilerim. 700, az önce 900 kişiydik. 794 arkadaşımız bizi izliyorsa ben öyle düşünüyorum abi. Eyüp başka düşünüyor. Kıvanç abi başka düşünüyor. Vedat abi başka düşünüyor. Musa Yıldız bitti artık. Yazık demiş. Abi bilmiyorum. Bence bakmak lazım. Yanlış mıyım abi? Ben mi çok böyle Fatih Terim konusunda sıkıntı yaratıyorum? Anlamadım yani. Yok. Sen Fatih Terim'e çok fazla eleştiriye dayanamıyorsun. Yani ama eleştirecek tarafı da var. Bak Fatih Terim bu ya. Kimler yaş gününü kutladı abi? Yani neredeyse Amerikan Başkanı İngiliz Kraliçesi arayacak yaş günü kutlamasına. O kadar büyük simalar aradı. Dolayısıyla büyüklüğü ortada zaten. O yüzden zaten salça çatlıyor, kuduruyor. Biliyorsun aynı büyüklükte olan Ergin Ataman'a da aynı hareketleri yaptı o salçanın başkanı. Yani büyük adamlar zaten ağırlığını hissettiriyorlar ama büyük de olsan, efsane de olsan bazı hataları yapmaya devam ediyorsun. Bak bu yoruma da teşekkür ediyorum gönderen dostuma. Musa Yıldız Fatih Terim'i desteklemekle vazgeçme. O Galatasaray'ın en büyük ruhu, rakipler gitmesi için dua ediyor. O giderse çok mu iyi teknik direktör gelecek sanıyorlar? Bununla ararsınız. İyi abi, teknik direktör bak ben buna cevap vereceğim. Sen sus. %100 katılıyorum ama. Bak iyi teknik direktör gelir. Çağa uyumlu bir teknik direktör, çağımızın futbolunu oynatabilen, daha rahat oynatabilen bir teknik direktör gelir. Belki başarı da elde eder. Ama bir Fatih Terim gibi her türlü soruna direnip ayakta kalamaz. Evet. Mesela ne demiş? Ersan ünlendi. Abi cevaplar mısınız? Cevaplarsanız çok sevinirim. Sosyal medyada Coutinho şu an İstanbul'da, Barça'dan haber bekliyor Galatasaray için diye şimdiden teşekkür yorumlarınız için. Açıkladık arkadaşlar. Coutinho'yu başa sarıp da izleyebilirsiniz ama Kıvanç abi duymamış. Eyüp de anlattı. Eyüp'in en başta Eyüp'in konuşmaları var. Başa sarıp baştan da izleyebilirsiniz. Yani devam edelim. Bak o Roberto Mancini yaranamadı demiş Metin abi. Nerede? Yukarıya kaç. Evet burada. Abi bak tahammülümüz yok. Mancini
bu sadece Galatasaray taraftarı için geçerli değil ama Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı. Yani bizim ülke olarak bir tahammülümüz yok, bir sabrımız yok. O bir gerçek. Bazen biz bile bu furyaya kapılıyoruz. Yani deseler ki biz çok iyi bir hazırlık yapıyoruz, 3 sene sonra bütün kupaları toplayacağız, taraftar hayır der. Ben ona eminim yani. Çünkü taraftar sürekli başarı bekliyor. Abi bak, bir örnekleme yapayım. Mesela Mert Gündoğdu'nun yorumu üzerinden Bayern Münih 32 yaşında teknik direktörü getiriyor, çalışıyor. Biz neden bu değişime ayak uyduramıyoruz? Bak, orada oluyor. Barcelona'da bir anda pat diye eski oyuncusundan birini veya Real Madrid işte hiç teknik direktör başarısı olmayan bir adamı getiriyor, hoca yapıyor ve başarılı oluyor. Tamam mı? Ama bizde tahammül yok abi. Bak şimdi, burada bir kitle var. O kitle inşallah en az kitledir. Şu transferlerde Coutinho gelsin, Icardi gelsin, Falcao gelsin, şu gelsin. Tamam mı? Bir sonraki transfer döneminde Coutinho gitsin, Icardi gitsin, Falcao gitsin. Boncukla alıyoruz bunları biz. Tamam mı? Ama bir kesim de var, tamam mı? Şunu düşünüyor. Benim gibi düşünüyor. Bu kesimi ben büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin de yanaklarından öpüyorum. Onlar da ne yapıyor? Diyor ki Galatasaray en az masrafla, en az maliyetle bir takım kursun ve bu takım başarılı olsun. Benim için en değerli olan bu. Ama başkası illa Coutinho'yu getirecek. Ya Coutinho 15 milyon euro alıyor. Hadi düşsün 5 milyon euro. Şimdi 5 milyon senin yeni gelen 10 tane oyuncun ortalama bandın 1 milyonun üstünde bile değil. Coutinho'yu 5 milyona onların ortasına göbeğine koyacaksın. Morutan misal, Coutinho var, Morutan var. Tamam mı? Morutan alıyor 700 bin, 800 bin veya 600 bin. Coutinho alıyor 5 milyon. O oyuncudan performans bekle. Şimdi sıkıntı nerede başlıyor? Feghouli 3,5 milyon euro civarı para alıyor, bonusları falan filan. Ya bir Sacha Boey'e kadar oynayamıyor. Sacha Boey'e bir vakitten sonra demeyecek mi? Adam 3,5 milyon euro para alıyor. Bir de benim kadar katkı vermiyor. Abi olaya böyle bakmak lazım biraz. Yanlış mı? Vedat abi. Şey Kıvanç abi. Öyle bakmayan var mı? Merak ettim. Var ya abi. İlla Coutinho gelsin. İlla. Yok, bak ben demedim. Ne dedim? Ben Coutinho duymadım. Yok, yani bak yani Yanis Hacı dediler. Yanis Hacı'yı bugün zorlasınlar. Babası sayesinde alırlar, getirirler, bu takıma koyarlar. Ama maliyeti? Evet. Ünlü bir spor yazarımız çıktı, ne dedi? Bale'i. Bale yıllık maliyeti 14,5 milyon euro. Ama bizim taraftarımız inandı. La kardeş, biz Falcao'yu göndermeye çalışıyoruz. 9,5 milyon dolarlık maliyeti var. Yani Gerrit Bale'in ne kadar doğru bir bilgi olmadığını anlamaları için ne gerekiyor ki? Ben pahalı bir transfer istemiyorum. Kesinlikle bizim izlediğimiz yol bence çok doğru bir yol. Bu yoldan sapmayalım. Ama gerçekten Fatih Terim bu takımı çok çok iyi seviyeye getirecektir. O kadar da değil ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Musa abi en üzüldüğümde Donk ve Henry Onyekuru demiş. Şimdi az önce yardımcı antrenörler kısmı var ya. Abi ben muhteşem derecede Donk'u Fatih Terim yanında yardımcı hoca olarak görmek istiyorum ya. Adamın ben zaten Donk'la çok zeki olduğunu düşünüyorum. Evet, Donk'la abi. Arda Turan'ı teknik ekibe alacağını düşünüyordum. Arda da tabii hala o ihtimal yüksek de. Ama Donk'u gönderdi. Bir daha alır mı? O ayrı bir konu. Ama teknik ekibe de yakışır yani Donk. Çünkü çok büyük takıma her zaman abilik yapan bir joker oyuncudu Donk. Ama herhalde bu kadro sayısı düşürülebilmek için. Çünkü Donk öyle fazla para da almıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla bir 900 bin euro civarıydı onun maaşı. Çok fazla değildi diye biliyorum. Dolayısıyla Donk'un gönderdiler. Lisans, bir tane daha yabancı lisans açıldı. Ama teknik heyette onu kullanabilirler. Belli olmaz. Belki Kasımpaşa sonrası onun ismini de görebiliriz takımda. Mr. Boyce
Kanalımıza katılmış. Ona da desteğinden dolayı teşekkür edelim. Ali Çakmak demiş ki abi merak et, Musa abi merak ediyorum. Fatih Terim gitmiş olsa hangi teknik direktörü istersin? Ben sana Okan sorayım. Okan Buruk der şimdi. He? Okan Buruk der şimdi. Abi Okan Buruk fark etmez bak. Ama şu anda hele hele bu kadar böyle girif ilişkiler varken kimi getirirsen Fatih Terim'in üstüne 6 ay sonra tekrar Fatih Terim dersin ha. Evet. Bunu da bir yere yazın. Bu federasyonla, bu kurullarla evet tekrar Fatih Terim deriz. Evet. Abi üyeydim. Eyvallah. Üyeydim ama iptal olmuş. Herkesi bahis kanalıma beklerim demiş. Biz de yazmış olduk. Üyeliği iptal şeydir. Bazen otomatik olarak karttan çekemiyor YouTube sistemi. Çekemediği için belli bir süre sonra üyelik düşüyor. Ondan dolayıdır. Bakabilirsin, kontrol edebilirsin. Erdoğan Yiğit de bizim tayfadan. Musa Yıldız Saptinki getirir demiş. Saptinki hatırlıyor musun abi? Hatırlamam mı abi ya? Beraberliğe sevinen hangisiydi? Saptink miydi, Sigert miydi? İkisi de. Beraberde kaldığımız her maçtan sonra ne diyordu? Bir puan aldık, çok değerli. Sigert de İzlanda'yı ne yapmıştı? İzlanda'yı kupa mı aldırmıştı? Bir şey yapmıştı da ondan sonra Galatasaray'a getirilmişti. Evet. Arkadaşlar kaldı şurada bir gün süre. Biraz sabredin, ne olacağını göreceğiz. Zaten olasılıkları eğip de hepimizle konuşuyoruz. Bak Dair Knight demiş ki Falconetti benim de fake hesabımı açmışlar. Kim açmış kardeşim? Dair Knight demiş ki Getson transferi kap hazırlanıyor deniliyor. Sosyal medyada doğru mu Kıvanç abi, cevaplarsan sevinirim. Yani son teklifi kabul ettiklerini düşünüyorum. Ama dedim ya yani artık ben de sıkıldım. Ben de sizin gibi bir taraftarım çünkü. Olacaksa olsun diyoruz artık ama olmayacaksa da bakalım da düzgün bir adamı bir an evvel getirip takımı de gücünü arttıralım. Ama bir gün kaldı. Ya sabır. Ben de olduğunu düşünüyorum. Ya aldığım haberler o yönde. Özgür 1923 demiş ki Alman ekolüne dönmeye hayır demem. Adamların kafası futbola çalışıyor. Almanların kafası her şeye çalışır. Her şeye. Abi mesela Alman bir yardımcı hocayla Fatih Terim yapamaz mı? Abi oradan... Alman hoca geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Joachim Löw. Ne yaptı adam? Gene Türk mantığı. O Aziz bastırdı. Öbürü bir şey yaptı. Öbürü başka bir şey yaptı. Adam dayanamadı gitti ve Alman milli takımını ne hale getirdi? Yani şimdi bu adam başarısız mıydı? Neyse devam edelim. Son dakika Fatih Terim istifa etti. Yerine Mainz'in hocası Svensson geldi. Delireceğiz sonunda. Esprili gönderme yapmış. Ya Coutinho kap geldi diyen arkadaş sana sesleniyorum. Neden böyle trollemeye çalışıyorsun? Yok ya, o dalgasını geçiyordur. Bir şey yok yani. Yok yani. Abi ne yazıyor? Coutinho kap geldi. Coutinho kap geldi. Bak, tahrik de çok fazla. Beşiktaş için bugün sosyal medyada şu haber yayıldı. Sırf taraftarımız ayağa kalksın, tahrik olsun diye. Getson Fernandez'le Beşiktaş anlaştı. Bu evet. Haberleri yapanlar İnsan evladı değil, ben sana söyleyeyim. Gerçek insan evladı değil. Abi Eyüp Bey size ne oldu demiş. Yaşlanmışsınız. Sadık Bey, ben Eyüp Yıldız'ın kardeşiyim. Musa Yıldız yaşlanmışsınız dediysen bir de kardeşim yani. Düşünsene. Yıldız savaşları devam. Evet. Getson'u almak için ek iş yapmaları gerekiyor demiş. Doğru. Diğer arkadaşlara katılıyorum demiş sana Kıvanç abi. Musa abi bu saatten sonra gelirse transfer yapmaz. Boşuna beklemeyin demiş. Ben bekliyorum. Ya öyle bir olaylarla karşılaştık ki
Mithat'a gel de ya Mithat saçmalama kardeşim diye cevap ver. Hiç şaşırmam biliyor musun? Ama yapacaklar. Bak İrfancan olayı, ben ne zaman acaba burada toplanıyordu, İstanbul'a gider diye düşünüyordum. Bugün aldık haberi, abi anlaşma olmadı. Aa ne oldu? Göztepe kabul etmedi. Ama Getson gelecek. İnşallah da insanların yüzünü kara çıkartmaz. Biz Falcao için neler yaptık, istedik, ettik. Adam geldi, sakatlıktan başını kaldıramadı. Biz gerçek Falcao'yu hiç göremedik. Ne oldu? Gitti ve rahatladığımızı söylüyoruz. İnşallah Getson'da da bunu yaşamayız Musa. Evet, Osman Karabacan mesajını arıyorum. Abi bir okusana demiş burada. Ya biz Fatih Terim'e düşman değiliz ama bağımlı da değiliz. Hocanın doğum gününü kutlayanlardan belli, bizim istediğimiz bu, büyük günü sahip. Allah razı olsun. Osman Bey, Osman kardeşim, Allah razı olsun. Güzel yorum abi. Tartışılmaz. O bir imparator, Galatasaray'ın efsanelerinden, ama az bir birazını sahaya yansıtsa biz var ya rakip makip tanımayız. Bak ama ben ismine de katılıyorum. Mesela İşte böyle de dönmesinler. Alan, oradan Modeste, gelmez diyenlerin fikirleri. Alan ve Modeste'de yaşadığımızı Getson'da da yaşamayalım. Hı-hı. Yok, bu öyle bir şey değil. Ama tabii şu bir gerçek. Hemen hemen 2,5 aydır yatıyoruz, kalkıyoruz, Getson konuşuyoruz. Aslında bunda bizlerin de hatası var. Yani abi Getson'la ilgili girişimler tamamı da ekstrem bir değişiklik olduğunda biz bunu verelim. Onun dışında bu bilgiyi illa konuşmaya gerek yok. Onlar çalışıyor zaten, değil mi? Ama maalesef evet, bizler de televizyon kanalları da hep bu hataya düştük. Yapmamamız lazım. Bak Morutan meselesini hatırlıyor musun? Ne dedim arkadaşlara? Arkadaşlar yok öyle biri. Hiç düşünmeyin, kafaya takmayın. Göreceksiniz demedik mi? Aynen öyle. Ne oldu? Hop cuk. Hatta TK'yı bile takip ettiniz yayında. Evet evet. Kaleci alınacak herhalde. Bu sahibi Bursa'dan Ataberk'i alırlar gibi gözüküyor. Bu Getson'da Fatih Terim'in hatası çok büyük demiş. Hatası da büyük demiş. Neden? İsmet yani, açıklayabilirsen onu da tartışalım. Yani ben anlamadım çünkü neden hatalı olduğunu dair. Ha şey olabilir mi? Rui Costa ile ilişkisini kullanmaya yeterince kullanmadı falan diyor olabilir mi? Abi bak bu yorum da güzel aslında biliyor musun? Hani böyle de bir hikaye vardı. Ama 20'li yaşlardaki Musa Yıldız. Dilde tüy bitti. Biz zaten sana bunu diyoruz. Vedat ben abi, ben de Eyüp de hepimiz bunu diyoruz zaten. Yani eski Fatih Terim bir gelse, yemin ediyorum o salçayla maydanoz var ya, ne olur biliyor musun? Evet. Abi bak ben de bunu kabul ediyorum. Etmiyor değilim ki. Sen diyebilir misin Musa Yıldız, sen Fatih Terim'i eleştirmiyorsun diyebiliyor musun? Demem. Evet. Yani şöyle demem. Musa Yıldız Fatih Terim'i biat eden bir adam değil. Bunu ben kendi adıma net söylüyorum yani. Ama toz da kondurmuyor. O ayrı bir konu. Evet. Katılıyorum abi. Şimdi bakalım abi. Bir Twitter'a da bakıyorum ben bir taraftan. Sen yorumları, soruları okusan abi. Bir durgunluk olmasın. Ben Twitter'da bir mesaj arıyorum. Ona göre konuşalım. Yani Hayri Seydam gene aynı şeyi söylemiş. Yani bir oyuncu üzerine sürekli takılı kalmak. Aslında bu medyanın en büyük işidir. Yani bir oyuncuya takar, onunla ilgili sürekli haber döndüre sizi veya bizleri oyalarlar. Ama arka planda bu sefer farklı şeyler oldu. Burak Elmas ve Fatih Terim de büyük bir ihtimal işin içine tabii ki. Farklı bir çalışmaya gitti. Yani evet hep şey konuşuldu ama hani şey gibi düşünün. Alan geliyor çok iyi çocuk, beni ağırladılar, işte yemek masası kuruldu, işte dansöz oynattık. Oo, anlattı. Son gün gitti Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya Cagney'i getirdi. Öyle değil bu olay. Hazırlıklar var arkada. Yani alternatifler hazır. Şimdi bir mesaj gördüm de onu getirecektim. Başka bir yere geçti. Hemen getiriyorum abi. Bir saniye bulabilirsen.
Şimdi sen devam et abi. Soru varsa diye bakıyorum. Bir saniye. Peki, abi. Unutmuyorum. Bir Avrupa maçıydı. Suat oyuna yeni girmişti demiş Seçkin Bozkurt. Fatih Terim Suat'a seslendi. Yoruldun mu dedi. Yorulduysan alayım dedi. Suat başını salladı. Koş o zaman dedi Fatih Terim. Yani bu güzel bir hatıra bak. Abi son dakika geçmiş. İşte UEFA'dan Cimbom Pakistan alıyor şeyi. UEFA deplasman taraftarına yönelik yasağın kaldırıldığını açıklamış. Hani artık yurt dışında deplasman maçlarında taraftar alınacakmış. Zaten gidiyorlar ki abi. Gidiyorlar mı? Fenerbahçe'nin Helsinki maçını seyrettin mi? İzledim evet. O zaman görmezsin. Fenerli Beşiktaşlı Galatasaray formalılar kol kola hurra bağırıyorlardı. Şey St. Johnston maçında, Rangers maçında Fenerlisi de vardı, Galatasaraylısı da vardı. Yani biz gideriz abi. Bak o hikayeyi hatırlamayan varsa anlatayım. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı oynanacaktı arkadaşlar. Federasyon muydu? Bir federasyondan bir olayla ilgili bir karar çıktı. O maça Galatasaray taraftarları alınmayacaktı. Çok uzak mevzu değil. Belki 8-10 sene bir şey olmuştur. Belki hatırlar çoğunuz. Bizimkiler ne yapmıştı hatırlıyor musun Musa? Evet. Abi 500 kişi kadar taraftar Fener formalarıyla salona gidiyorlar. Galatasaray maçı hemen hemen önde götürüyor. Galip gelecek. Bir anda formaları çıkartıyorlar abi. Bütün hepsi Galatasaraylı. Fenerbahçe şok. Hatırlıyor musun? Ben çok öyle duruma denk geldim ki abi. Eskiden biliyorsun karışıktı. Yarı tribün Fenerbahçe, yarı tribün Galatasaray. Ne kavgalar bu, çıkıyordu abi ya. Bizim bu gençler o ortamı görmeliydi. Evet. Yani geliyorsun. Ya şunu bile yapanlar vardı. Keyifti abi. Gidiyordun böyle Fenerbahçe taraftarının içerisine. Bir anda formanı çıkartıyorsun. Bağırıyorsun. Adamlar seni kovalıyor. Kaçıyorsun bu sefer. İyi. Bak Erhan Yiğit senden bir ricada bulunmuş. Adnan Polat eski Ali Sabiha'ya saat kaç demesi vardı ya Musa. Yıldız'dan sloganı başlatmasını bekliyorum demiş. Ne o? Bir dakika. Saat 20.45 diyordu ya. 21.45. Evet. 20.45 değil miydi? 20.45. Neyse. Anladın. Evet evet. Abi şimdi Ankara'da beni bulsun demiş. Kim? Yusuf Arakan gene biriyle maç karakolda az izlemedik demiş Hakan abi. Abi ben bir gün kaçak girmeye çalışıyorum. Bu Ali Sami Yen'i hatırlıyorum. Ama 10'lu yaşlar, 12'li yaşlar. Ali Sami Yen'de caddeye bakan Mecidiyeköy. Evet. Caddeye bakan kapalıya yakın kısımda böyle bir demirlik vardı. Açıkla kapalıyı birleştire. Orada bir alan bulmuştuk. Oradan girmeye çalışıyorduk. İşte ben girmek üzereydim. Girerken tak polis ayağımdan tuttu benim. Tamam mı? Bağırıyorum. Abi bırak arkadaşlarım girdi. Bütün mahalle girdi. Bir tek ben kaldım. Ama sonra adam bıraktı beni. Girdim içeri maçı izledim. O da değişik bir anıydı. Abi bizim geçtiğimizde çok şey oldu da bak Kahtalı sana bir soru sormuş. Hemen yani, bakalım. Yüreğin varsa cevap ver Kahtalı'ya. Ne sormuş? Bulana kadar söyle. Musa abi. Evet oku. Efendim? Musa abi lütfen cevap ver. Olası bir Trabzon'dan 3-0 Lazio'dan 5 gibi farklı mağlubiyetler alırsak yine böyle konuşacak mısın? Evet, evet, evet. Ya arkadaşlar günü mü yaşıyorsunuz siz? Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Siz biliyor musunuz? Bir dakika özür dilerim. Siz biliyor musunuz? Sen de var ya abi kaşıyorsun. Vallahi kaşıyorsun. Siz biliyor musunuz? Fatih Terim Galatasaray bu efsane başlamadan önce bitme ihtimali çok yüksekti. Fatih Terim kovuluyordu. Fener'den 4 mu yemiştik, 5 mi yemiştik? Hatırlıyor musun abi o maçı? 96 yılı mı? Evet. Evet, çok iyi hatırlıyorum. 4-0. Saffet'le Boliç atmıştı golleri de. Ali Samiyen de. Çok kötü bir maçtı. Ama o abi sene şampiyonluğu aldık. Ya şimdi bir günlük mağlubiyet, iki günlük mağlubiyete mi takılıyor? Bak
sorarım bu arkadaşımıza, Kahtalı'ya, yaşı benden büyükse abime, küçükse kardeşime. Biz UEFA kupasını aldığımız sene Chelsea'den 5 yedik. Hatırlıyor musun sen onu? Bak Mert Yusuf da ne demiş? Gitti o takım UEFA kupasını aldı. Mert Yusuf da ne demiş bak. Bu da senin için gelsin. Abi bu işte ya. Abi ya bak, nasıl mutlu oldum bak. Hayır abi sen orada orayı kaşıyorsun ama bak. Orayı kaşıyorsun. Senle Vedat abi biraz değişik. Şimdi bak İmran Zerenler'i getir abi. Biz şaka var takıldık ama İmran'a bir cevap verelim. Çünkü gerçekten çok doğru bir noktaya değiniyor. Bulabildin mi? Şimdi bak Muslera ve Fatih Öztürk aynı hatayı aynı yerde yapıyorsa demiş. Sadece Fatih Öztürk değil. Okan Koçuk da İsmail Çipe de aynı hataları yaptılar. Aynı yerde yapıyorsa bu hataları. Teknik ekibi suçlu buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bak dostum. Şimdi teknik ekipte kim var? Fatih Terim. Yardımcıda kim var? Bir tane kaleci antrenörü kim olduğu belirsiz. İki tane de Selçuk'la Necati var. Necati'nin mevkii neydi? Forvet. Selçuk'un mevkii neydi? Orta. Soruyorum sana. Orta sahadan geriye kalan 4 ve 2 toplam 6 oyuncuyu, kaleciyi saymıyorum, kim çalıştırıyor? Kim gösteriyor? O mevkinin çalıştırıcısı yok elimizde. O mevkileri belli bir düzeye getirecek oyuncu grubunu toparlayacak bir teknik heyette personel yok. Ki Necati forvete de yeterli bir takviye hoca değil. O yüzden teknik ekibin mutlaka detaylanması lazım. Şimdi az önce yukarıdaki bir arkadaşımız Lazlo'dan 7 yeriz yazmış. Ben ona katılmıyorum. Lazlo içinden geçeceğiz. Kendi evimizdeyiz. Rahat olun beyler demiş. Ya tam da yani bu Lazlo'yu yener miyiz yenmez miyiz bilmiyorum. Yenilme ihtimalimiz daha yüksek. Bak gerçekçi olmak lazım. Ama arkadaşlar biraz inanın şu takıma ya. Bak biraz bir ricada bulunduk herkesten. Ne dedik? Galatasaray istediklerimizin çoğunu yapamayabilir. Fatih Hoca eski Fatih Hoca olmayabilir ama Galatasaray bir tane. Kim o formayı giyip sahaya çıkıyorsa biz taraftar olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Ota boka bakmadan çıkacağız abi. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ama abi eleştirmesi yavaş gereken konuyu da gelip kendi aramızda sohbet ederek eleştireceğiz. Bu. Abi yavaş yavaş yayını kapatalım çünkü biri geçtik. Eyüp özellikle 56-57 dakika demişti. Çünkü o algoritmaya dikkat ediyor. Sen de dostum. Arkadaşlar saat 10'da We Are The Best kanalında Hasan Bekdili ve Gökalp Regista, Kulüp Regista yayını olacak. Çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Biz de oraya geçeceğiz. Orada onları dinleyeceğiz. Sizi de oraya davet ediyorum. Saat 23'te Günay biraz rahatsızdı ama yayın olabilir. 23'te Günay'ın Vedat abiyle yayın olacak. 24'te de yatmak istemeyen gececi tayfaya sesleniyorum. 24'te Derin Haber 1905 kanalında Vedat abi, özür dilerim, Kıvanç abi, ben ve Selahattin abi olacak. Sizleri çok seviyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.